Odak programına hoş geldiniz. Bu akşamki odak programında Türkiye'deki ekonomik ve siyasi krizi mercek altına alacağız. Konuğumuz da gazeteci yazar Profesör Doktor Mehmet Altan olacak. Odak başlıyor. Türkiye'deki ekonomik ve siyasi krizi gazeteci yazar Profesör Doktor Mehmet Altan değerlendirecek. Kendisi Zoom hattımızda. Sayın Altan, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dedi ki biz ekonominin kitabını yazdık. Muhalefetten de tepkiler geldi. Sizce Erdoğan'ın yazdığı kitabın içinde hangi başlıklar olabilir? Her türlü şöyle söyleyeyim. Ben 30 yıllık iktisat fakültesi hocasıyım. Siyaseten Türkiye'nin ekonomik durumuyla yönetimdeki birinin bu durumun tam tersi bir ifadede bulunması mizaha, fanteziye, şakaya, eleştiriye, sert eleştiriye çok açık. Ama tabii ki benim ömrümün çok büyük bir kısmı iktisat bilimiyle haşır neşir olmaktan geçtiği için ve bu ciddiyette bir bilim dalıyla yaşam tükettiğiniz vakit bunu ben yorumlamak konumunda kalmak istemiyorum. Çünkü Türkiye'de bugün iktisat fakültelerinde ne öğretiliyorsa ya da Boğagilber vesaire iktisat tarihini nereden başlatıyorsanız 300-400 yıllık bir süreçteki bir birikimi göz önüne aldığınızda pek yorum yapmaya uygun bir zemin yok. Yani fizik fakültesine gidip ben yer çekimine inanmıyorum ama fizik biliminin kitabını yazdım gibi bir şey. Aynı zamanda Türkiye'nin iktisadi makroekonomik dengelerindeki durum, rakamları ortada. Ama bu kadar vahim, bırakın fakirleşmeyi, çok hızlı sefilleşmeye doğru giden, motoru bozulmuş, çıpası olmayan, çalkantılı bir denizde kaybolmuş bir anlayışın belki ekonomik olarak bir yorumu olanaklı kılmayacak kadar iktisat biliminin dışında seyreden fotoğrafın bir iyiliği var. Siyasi iktidarın algı operasyonu yapma olanağı ortadan kayboldu. Yani insanlara siz propaganda yaparsınız, kandırmaya çalışırsınız, ikna etmeye çalışırsınız, gerçek dışı bir şey gerçekmiş gibi söyleyebilirsiniz. Ama bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik yapı bu siyasi iktidarın çok uzun zamandan beri bir yönetim biçimi olarak benimsediği ve bir miktar başarıyla götürdüğü algı operasyonunda sonu. Çünkü ekonomi bu kadar bozuk iken insanlar çarşı pazara çıktıklarındaki reel, gerçek hayatla birebir eline ateş değmiş gibi gördüğü yapıyla ekonomik algı arasındaki bağ koptu. Bu bir hepimizi fakirleştiren, sefilleştiren, yarınımızın ne olacağını belirsiz hale getiren, stresi arttıran, ürkün, yaşamla ilişkilerde ürkmeyi çoğaltan yapının belki tek olumlu yanı siyaseten algı operasyonu yapmayı da bitirdi. Herkes pazara çıkıyor mecburen, pazarda bile alışveriş yapamayacak bir hızlı sefalet ivmesi var. Ama kalkıp o insanlara bir şekilde
ki ciddiye alınmayacak bir bilimi ciddi olarak hayat işlevi haline getirmişler için hiçbir şekilde kale alınmayacak siyasi propaganda yapmanın da sonuna gelmiş oluyoruz. O açıdan sevindirici ama bu kadar freni kopmuş bir sefaletin önünü açtığı ve yarının ne olacağını belirsiz hale getirmesi açısından da çok ürkütü verici. Ben bütün krizleri gördüm ama bu kriz falan değil. Kriz nihayetinde toplumu fakirleştirir, yeniden dengeler kurulur, şu olur bu olur. Bu tamamen bilimi inkar etmek, üniversitelerde okutulanların tam tersini yapmak, çok böyle bir ya ben yerçekimine inanmıyorum gibi o gayri ciddiyette şeyler söylemek, bir de bunu icraya koymak açısından hiç görmediğim, rastlamadığım, bilmediğim, pek kimsenin de rastlayacağı bir durum değil. Onun için çok şaşırtıcı ama korkunç olan şu var. Ya ben çoğunluğun oyunu alsam ve hiç beyin cerrahi çok iyi bilirim. Bundan sonra beyin ameliyatlarını ben yapacağım. Ya da beyin ameliyatlarının benim söylediğim gibi yapılacak dense, durum neyse, şimdiki durumunda bundan farkı yok. Bir şey daha söyleyeyim. Şimdi 30 yıllık üniversite hocasıyım dedim. Ya bu üniversiteler olsa bunlar olur mu? Şimdi çocuklara kalkıp sabahları bir şeyler anlatıyorlar. Orada KYK'lı olmayan hocalar. Çocuklar üniversitede iktisatçı olacağız diye bir beklenti içindeler. Üniversitedeki ders bittiği vakit yapılan orada öğretilerin tam tersi. Peki üniversiteler mi doğru anlatıyor bilimi? Yoksa mevcut hepimizin parasını çarçur eden, bizi fakirleştiren, yoksullaştıran, yarınımızı yok eden, vergilerimizi bir şekilde buharlaştıran anti-ekonomik siyasi duruş mu? Bir ülkenin dünya üniversitelerinde okutulan, 400 yıllık birikimi olan bir bilim dalına Türkiye halkının vergilerini çarçur etme pahasına böyle bir uygulamaya hakkı olabilir mi? Bunun adı nedir? Yani oyların çoğunluğunu aldım. Beyin cerrahı değilim ama beyin ameliyatları bundan sonra ben yapacağım ya da benim söylendiğim biçimde yapılacak. Tıp fakültelerini sistem dışına koyacağım denebilir mi? Bunu da bir düşünmek lazım. Bu kadar tıp diplomam da var ama gösteremiyorum da diyebilir tabii bunu söyleyen. Yani bir şekilde bunun bir üstünde durmamız gerekiyor. Yani gerçekten nihayetinde demokrasi dediğimiz şey vergilerin toplanması ve o vergilerin harcanmasının denetlenmesidir. Şimdi vergiler toplanıp da üniversitelerde hiçbir şekilde kabul görmeyecek, iktisat literatüründe yeri olmayan icraatla bu kadar rahat çarçur ediliyorsa, buharlaştırılıyorsa ve halk zenginleşebilecek iken sefilleşiyorsa, bunu da bir düşünmek lazım bir yarın bir gün. Bu nasıl bir uygulama? Yani bu nasıl, hangi sistemde yeri var? Demokratik bir sistemde böyle bir şeyin yeri olabilir mi? Onun için de işte merkez bankalarını, bir takım kurumları, üniversitelerde okutulan yeryüzünün insanlığın birikimi dışında herhangi bir şeye gadre uğramasın diye kurullar oluşturuyorlar. Şimdi ben oyları aldım, kurulları yok sayıyorum, bilimi yok sayıyorum. İstediğim gibi yapıyorum. Bunu da 80 milyonu bir şekilde büyük bir fatura getirerek yapıyorum dendiği vakit bu nasıl bir şey? Nihayetinde demokratik olarak halkın bu vergisine sahip çıkması, denetlemesi, bakması, bir şekilde demokratik olarak dur demesi lazım. Demek ki bu ekonomik kriz bir sistem krizinden kaynaklanıyor. Zaten bunu söyleyen de çok sayıda insan var. Bu sistem krizi nedir? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Her şeyin tek elde toplanması. Yalnız bu sistemden sadece muhalefet şikayet etmiyor. Cumhurbaşkanının kendisi de 50+1'de biz yanlış yaptık galiba gibi bir açıklaması oldu. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşmesinde.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bu ekonomik krizdeki payı size göre nedir? Ve bu 50 artı 1 tartışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya şimdi Türkiye dünyadan kopmuş bir mezra gibi. Yani Türkiye'yi tartışmaya başladığınız vakit dünyadan kopmaya başlıyorsunuz. Bu da insanı kötü hissettiriyor. Şimdi 50 artı 1 işte bilmem Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Oradaki bir takım kişilerin kalkıp bilmem ya 56 bir zor oldu filan. Şimdi 2021 yılında bir 15 Kasım gecesi bunları tartışmak aslında dünyanın gittiği noktalardan çok uzakta bir mezrada kafa kol sohbeti yapmaya gibi geliyor. Şimdi aynı iktisat gibi siyaset biliminde yeri olmayan bir şey kurdular. Yani bunun yeri yok. Şimdi bir şey de uydurdular. Cumhurbaşkanlığı hükümet bilmem sistemi. Şimdi insanın ağrına giden şey bunlarla ilgili yorumlar yapmak. Böyle bir sistem yok. Yok böyle bir sistem. Yani yeryüzünde başkanlık vardır, yarı başkanlık vardır, parlamenter sistem vardır. Birisi kendine göre bir şey uydurmuş ve siz baskılardan dolayı ya böyle bir sistem yok diyebilecek bir mecra yok ve bir takım insanlara imkanlar açıp yorumcu olarak çıkartıyorlar. İşte insanlar konuşuyor. Yok işte bir gelişmeler oldu. Buradan para pul kazanıyorlar. İşte görünür oluyorlar filan. Ama ciddiyetle dünyanın insanlığın bir parçası olarak hadiseye baktığınız vakit böyle bir tartışmanın içinde olmak da insana ağır geliyor. Olmayan bir sistem ya bu. Yani bir şekilde birisinin kendisine göre uydurulmuş üstüne oturan bir elbise de değil. Üstüne otursa 50 artı bir zor geliyor denmez. 2018'deki bütün ekonomik göstergelerin çok daha kötüsünde bir yerde 2021 yılında. Bir tek iyi göstergesi yok. Şimdi bunu 80 milyonun bir şekilde bütün kararlarını ben alacağım diyen bir anlayış. Bu siyasal İslamcıların, Müslüman kardeşlerin Mısır'da iktidarı ele geçirdiklerinde üniversiteden attıkları ve ilk romanını yazan bir öğretim üyesi var. Kuyruk diye bir şekilde bir roman yazdı. Bir kapıdan bütün halk bekliyor. Bütün işlemleri bir tek kapıdan yapılıyor. Fakat kapı da hiç açılmıyor. Şimdi bununla ilgili ne yorum yapılabilir bu romandaki alegorik anlayışla? 80 milyon bir kapının önünde duracak. İçeride birisi var. Onların bütün dertlerini o adam karar verecek. O adam da hiç kapıyı açmıyor. Şimdi böyle bir yapıyı bir analiz edelim. Ne oluyor, ne bitiyor filan. Ya bir şekilde bir kere bunu bir koyalım. Çünkü Türkiye'nin en şu andaki bedbahtlıklarından biri yeryüzünden nasıl koptuğunu söylemenin imkanı yok. Burada birbirine zıt gibi görünen iki farklı ama çok özgürlüklerden, demokrasiden yana tavır almayan, demokrasi kavgası yapmayıp iktidar kavgası yapmak isteyen yapılar da bu çok sesliliğe, özgürlüklere, farklı düşüncelere olanak sağlamayan bir baskıyı beraberce yürütüyorlar. Yani muhalefet diye geçinenle iktidar diye geçinenin aslında çok ortaklaşa kaldığı noktalar var. Onun için muhalif olduğunu söyleyen kanalla iktidar yandaşı olduğu söyleyen kanalı karıştırsanız, karıştırdığınız farkına varmayabilirsiniz. Uluslararası ölçekte haber değerinde olan şeyler ikisinde de sansüre, baskıya uğruyor. Kimler çıkarılacak, çıkarılmayacak ikisinin de listeleri var. İkisinin de yasakları var. İkisinin de yalanları var. Bir de böyle bir sıkıntılı süreçten geçiyoruz. Onun için bunun ortaklaşa ikisi birbirine benzeyen, çok noktada benzeyen ve demokrasi mücadelesi değil bir iktidar kavgası yapılan yapı şimdi bu gece bunları tartışacak. İşte o bilmem ne dedi, 50 artı dedi, bir dedi ama birisi kalkıp Türkiye'nin temel sorunu evrensel demokrasiden uzaklaşmaktır ve bu evrensel demokrasiyi koruyacak kurumlardan nasibini almamış talihsiz bir ülkeyiz deme noktasında bir cümle duymayacağız. Bakın ilk başta ekonomiyle başladık. Bu nedir? Üniversiteleri yok ya üniversiteleri.
Şimdi ben 30 yıllık hocalığı yaptığım üniversiteler sahiden var mı? Varsa bunun dekanları nerede? Rektörleri nerede? Öğrencileri, eski mezunları nerede? Kardeşim, bir şekilde eğer Türkiye'de iktisadın kitabı yazıldıysa Adam Smith'in yazdığı nedir? Bu böyle bir şey olamaz. Herkes korkuyor. Ödü patlıyor herkesin ya. En önemli etik onurlardan biri de insanın mesleğiyle ilgili mesleki onurdur. Mesleki ahlakıdır. Yani kalkıp bir beyin cerrahı siyasi baskıyla yanlış bir ameliyat yapar mı ya? Peki ekonomide bunun yanlış ahlakı, bilmem tıp ahlakı, meslek ahlakı, kendi onuru nedeniyle aldığı eğitime olan saygısıyla, özbenliğiyle yapamayacağı bir ameliyatı ekonomide birisi yapıyorsa ve siz sessiz, sakin, bir şey olmuyormuş gibi duruyorsanız, o zaman sizin öğrendiğiniz, size öğretilen yahut mesleğim olarak söylediğiniz şeyi savunmada, bir bu öğrendiğinizi ifade etmede sizin mevcudiyetiniz nerede? Aynı şey sorduğunuz siyaset bilimi için de geçerli. Ya şimdi bu söylediğiniz hukuk için de geçerli ama, değil mi? Ne için? Hukuk için de geçerli. Mesela bir yargıç hukuk, korku altında. Aynı şey. Ya, şimdi bakın hukuk için yani ekonomi hepsi ya bütün kurumları çürüyor. Şimdi öyle bir soru sordunuz ki beni ağırlaştırılmış müebbete mahkum bir tane bir savcı televizyonda konuşurken gizli darbecilik mesajı verdi diye bir bayram öncesi gözaltına aldırdı. Ve sonra bayrama gitti, hep beraber bayrama gittiler. Küçücük bir yerde, bir hücrede 5 kişiyle beraber 12 gün ben kaldım. Sonra bir subliminal mesaj, biliyorsunuz fark edilmeyen bir mesaj. Yani o bunu dinleyerek falan değil, bilinçaltına bir şekilde yollayabilme kabiliyetiyle bir darbecilik yapıldı iddiası. Ve sonra bunu mahkeme bütün bu iddianameleri, bu gözaltına almaları bir şekilde ciddiye alan bir adam, suç ceza hakimi denen bir adam beni sabaha karşı tutukladı. Beni subliminal, kimsenin anlayamayacağı bilinçaltı bir yöntem kullanarak darbecilik yaptığımı kabul ederek bir şekilde tutukladı. Sonra bir gene hepsi hukuk fakültelerinden mezun. Aynı zamanda bilmem 15-14 ayda bir takım adamlar da hukuk fakültesi mezunu adamlar da kağıt üstünden çok tehlikeli olduğum, bırakılmamam gerektiğine imza atıp hapishanede tuttular. Sonra 4 tane adam, işte bir savcı, 3 bilmem yargıç, bunlar ağırlaştırılmış mahkumiyet verdi. Aynı zamanda yetmedi, bir şekilde istinaf, bir üst bölge mahkemesi de bunu onayladı. Halbuki o sırada Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi benim tutuklanamayacağımı, söylemlerimin ifade özgürlüğü olduğu, basın özgürlüğü olduğuna karar verdi. Buna rağmen anayasada 153. madde gereğince bu mahkemelerin aldığı karar bir mecburiyet olmasına rağmen gene bu hukuk fakültesi mezunu adamlar beni 5,5 ay daha içeride tuttular. Şimdi bunların hepsi hukuk fakültesi mezunu. Bir şekilde hukuk fakültesinin dekanları var, öğrencileri var, mezunları var, avukatları var. Hepsi bunların hukuk alanında iştigal ediyorlar, kararlar veriyorlar, savunmaları yapıyorlar, mahkemelere gidiyorlar. Ya işte adliye sarayları var ve hep birlikte seyrettiler ya. Yani söylediğiniz o kadar doğru ki bu şu demek. Yani sadede gelirsek burası toplum ve devlet olmaktan uzak bir yermiş. Bütün kurumları bir anda buharlaşır mı ya? Ya fakültelerde okuyan, kendim yaptığım işten, öğretimimden, öğrettiklerimden, bir şekilde akademisyenliğimden de şüpheye düşer hale geldim. Bu üniversiteler var mıydı? Biz orada iktisat öğrettik mi? Bu hukuk fakülteleri var mı? Bu adamlar hukuk mu öğrendi? Bunların diplomalarını kim verdi? O diplomaları alan bu adamlar o diplomaya niye bu kadar rahat ihanet edebiliyorlar? Hepsi orada duruyor. Şimdi bu o zaman Türkiye'de sizin çok haklı bir şekilde gazetecilik, yorumculuk açısından
güncel bir olayı değerlendirmek isterken aslında bunları değerlendirerek biz işin aslından ve özünden kopuyoruz. Türkiye'nin toplum ve devlet olma sürecinin tamamı ermemesinden yararlanan ve bunu akamete uğratarak burayı darma duman eden bir tablonun ortasındayız. İktisat fakültesinde öğretilerinin tersi yapılıyor. Hukuk fakültesinde öğretilerinin tersi yapılıyor. Siyaset biliminde olmayan bir rejimi var. Ve bir herkes soruyor nereye gidiyoruz diyor. Ya bir şekilde motorun bozulmuş. Çıpan yok. Deniz çok dalgalı. Nereye gidiyoruz, nereye gidiyoruz de o dalga neyin dalgasıysa o da belli değil. Bir şekilde o dalga da tehlikeli bir başka sinyaller veriyor. Yani Türkiye'nin gündeminde konuşulmayan ve sağdan soldan çatlamaya patlamaya başlayan sinyaller bir suç işleme, bir suç organizasyonuyla bu kadar iç içe geçmiş olmanın tehlikeleriyle baktığınız vakit sıkıntılı, çok sıkıntılı bir süreç. Onun için 50 artı 1 de kurtarmaz burayı. Türkiye'nin belki de evrensel demokrasinin ne olduğunu, hukukun ne olduğunu, iktisadın ne olduğunu çok ağır faturalar ödeyerek inşallah olmaz. Öğreneceği bir belirsiz süreye bakmak lazım belki de. Yani umutsuz değilim. Yani ama bu da biraz fazla. Yani bu kadar kurum çürütme ve bunu karşı kurumların hiçbir demokratik direncinin, ahlaki, mesleki direncinin olmaması ve her şeyin yapılabilirmiş gibi durduğu bir resim tehlikeli. Ama bütün baskılara rağmen neler olup bittiğini anlatan bir başka iradenin de her şeye rağmen sistemin yanından, kenarından fısıldayarak, ima ederek, bir şekilde tehlikeyi işaret ederek çaba sarf etmesi de bunun umutlu ve olumlu yanı. Demokrasiye vurgu yaptınız. O demokraside mesela şunun yeri nedir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çıkıp diyor ki muhalefet iktidara talip olmasın. Yani hangi muhalefet iktidara talip olmadan bir politika yürütür? Daha sonra iktidara yakın medya bunu yazmaya başladı. Özellikle Mehmet Barlas CHP kapatılırsa ne olur diye bir fantazi yaptım dedi. Daha sonra dedi ki Cumhur İttifakı aman ha MHP ile AKP birbirinden ayrılmasın. Tüm bunlar sizin aslında eleştirdiğiniz muhalefete bile bu iktidarın tahammülünün kalmadığını mı gösteriyor size göre? Ya çok teşekkür ediyorum. Yani aslında böyle bir ince ince teker teker dedikodu yapsak çok daha zevkli, cazibesi yüksek bir hale gelebilir ama inanın ki değmez. Onun için ben bu sorunuzu daha cevaplayacağım. Ama farklı biçimde cevaplayacağım. Şimdi esas mesele muhalefet için gündem yaratmaktır. İktidar ne dediği önemli değildir. Hele kendi anayasasını yok sayan, kanunlarını yok sayan. Mesela OHAL komisyonu diye bir şey var. 7 tane partizan adam. Anayasayı yok sayıp orada duruyorlar. Bir hakim savcılar kurulu var aman Allah. Yani ilk anayasayı onlar çiğniyor. Şimdi Türkiye öyle bir yerde ki güncel olarak siyasi iktidarın söylediklerinin gündem belirleme konusunda bir geçerliği yok. Muhalefetin gücü gündem belirlemekten geçer. Şimdi siz muhalefet olarak meşru olma gibi bir gayreti olmayan, meşruiyetinin temelini oluşturan toplumun, anayasayı yok sayan bir anlayışın ne deyip ne demediğine bakmadığınız vakit gerçek hayatın, gerçekten insanın derisini yakan pahalılık, nefes alamayacak hale getiren baskı, belirsizlikten artan stres, şimdi bu işsizlik, enflasyon, hayat pahalılığı 3 saat sonra artıyor ya aldığınız şey.
Şimdi bunlar ortadayken iktidar ne dediğinin bir manası yok. Ama siyasi muhalefet bir şekilde meşru, hukuksal, anayasal bir yapı var. Onun içinde de oyun oynanıyor, top oynanıyor. Yani kuralları belli, satranç oynuyormuş. Kuralları belli, futbol oynuyormuş gibi durmaya devam ediyor. Şimdi satrançı ben aklıma estiği gibi veziri, kaleyi, bilmem neyi oynatırsam, hiçbir kurala uymazsam ya da futbol oynayacak diye çıkıp olmadık işler yapar isem bu şekilde ne yapmak lazım? Onun için bir kere bu kadar siyasi ve sosyal ağırlık, taşınamazlık var iken demokratik olarak bir şekilde kendi gündemini çok daha rahat yaratabilir. Ama burada AKP'nin söylediği, AKP'nin bir şekilde çizdiği çerçeve içinde kalarak AKP'nin yahut bugünkü siyasal iktidarın faaliyetlerine, eylemlerine muhalefet edilemez. Bir kere siyasal iktidarın ne söylediği önemli değil. Demokratik meşru yapının gerekleri önemli. Siz 15 Temmuz sonrası AKP'nin siyasal iktidarın oluşturduğu yapıya tabi kalarak onun terminolojisini, onun suçlamalarını korkarak, esas alarak muhalefet yapamazsınız. Muhalefetin AKP'nin ne söylediğine, ne ettiğine, nasıl propaganda yaptığını, ne yapacağına bence hiç ilgilenmediğiniz vakit sağlıklı bir yere gideceksiniz. Çünkü bir yerde 15 Temmuz sonrası yaratılan bir model var. Bunun gerçek hayatta hiçbir ilgisi yok. Ne anayasası işliyor, ne ekonomisi işliyor, ne hukuku işliyor. Siz de bir şekilde bunları gerçek kabul ederek yahut reel kabul ederek bunun üstünden bir şeyler söylemeye kalkıyorsunuz. Onun için burada muhalefet ilk önce bundan kopması lazım. Bakın hiç kimsenin bahsetmediği Avrupa ilerleme raporu vardır. Yani Avrupa Birliği'nin Türkiye raporu. Geçenlerde de bir toplantıda HDP'nin tutum belgesine bu Avrupa Birliği Türkiye raporunun oradaki 11 maddeyle söylediklerini karşılaştırdım. Bu bir belki tutum belgesinin bir önemli siyasal amacı, hedefi vardı. O açılardan başarıya ulaşmış yahut mesajını vermiş sayılabilir. Ama içerik açısından o 11 maddeyi teknik olarak bir büyüteç altına koyduğunuz vakit, yanına da Avrupa Birliği'nin Türkiye raporunu koyduğunuz vakit, Avrupa Birliği Türkiye raporu tutum belgesinin 11 maddesinden çok daha radikal şeyler söylüyor. Yani Türkiye'nin sağlığını, Türkiye'nin demokratik zihinsel enerjisini, Türk aklının fikrinin daha geri bir yere kaymamasını önleyecek bir yeni bir belgeye, bir bütünselliğe, bir çağdaş dünyalı demokratik modele ihtiyacı var. Bunun en basit masa üstündeki en yakın pusulası Avrupa Birliği ilerleme raporu, yani yeni adıyla Türkiye raporudur. 121 sayfa. Eğer siz bunu, rica ediyorum, herkes alsın okusun ve Türkiye'deki siyasi tartışmalarla muhalefeti ve iktidarı bir arada değerlendirerek buradaki eleştirileri teknik ve evrensel ölçülerdeki eleştirilerle kıyaslasın. Yani biz dünyadan da kopuyoruz. Haklı olarak şimdi böyle şeyler, mesela artık o kampta kendisi taşınamaz olduğunu söylüyor. Oradan geri dönecekler ama yani rejim aynı kalsın da bilmem %32 ile seçilsin falan gibi bir şey arıyorlar. Şimdi siz bu söylediklerini, ya bak o da söyledi, bu da söyledi, bilmem, ya kardeşim orada işin ne? Hem oralarda oturacaksın hem de belki de o yapının sürdürülmesi için daha kurnazca bir şey söyleyeceksin. Yani sahiden mükemmel de yapı 50 artı 1'i bir şekilde, yani
orada bir ufak şey oldu ya, bir bilmem ne oldu falan gibi. Şimdi bu oyunu pürüz oynamaya çıktı. Gerek yok ya. Topyekün yanlış. %100 oy da alsa, yeniden de seçilse, bu mantıkla, anlayışla yürüyemeyecek bir rejim ve bütün bilimleri inkar eden, dolayısıyla hayata, yani ben şimdi elektriği, ben size gelsem desem ki bu gece, ya ben elektriği çıplak elle tutuyorum desem, ne kadar inanırsınız? Ve şimdi yani belki şaka yapmak, dalga geçmek, eğlenmek, mizah için ince ince sorarsınız. Ya nasıl tutuyorsun, ne oluyor falan diye, ama bunun bir ciddiyeti yok. Türkiye'deki yapıyı da tartışmak, yorum yapmak, ama bunu Türkiye'de yapıyor insanlar. Bu şekilde bir işte var oluyorlar, insanlar onu dinliyor. Ama bunun bir tehlikesi var. Gerçeklerden, olması gerekenlerden bizi koparıyor. Zaten Türkiye'nin en büyük bu anlamdaki medya meselesindeki vahameti de olması gerekeni söylememek ve bunların üstünden yorum yaparak sanki mevcut sağlıklı olabilirmiş gibi durmak gibi bir mesele çıkartıyor. Onun için bunun 50+1'i, şimdi ben sizle bütün gece 50+1 yorum yaparım. Ama bu hem kendimi aldatmak, hem dinleyenlere karşı da yorum yapma ciddiyetini zedelemiş gibi bir hisle yapabilirim. Onun için bunun çıkmaz olduğu çok açık, çok ortada. Sadece bunu siyasilerin söylemesine gerek yok. Pazara gittiğiniz vakit görüyorsunuz ve belki de Türkiye'nin en sağlıklı, en gerçek, en doğru, en kül yutmaz muhalefeti bu pazarlardaki fiyatlar. Onlar bir şekilde algı operasyonuyla inanan, bir şekilde işte olacağını söyleyen, işte gidip her şeye rağmen hiç bu değerlerle alakası olmayan bir fanatik kulüp tutanları bile aklını, aklı selimini buldurabilecek bir korkunçlukta. Ben böyle bir ekonomik kriz demeyeceğim, bu başka bir şey. Bulunduğumuz zemin çöküyor. Yani şimdi bu söylenmiyor. Ya ne demek? Bir adamın bir doları 10 lirayı geçtiyse bu insanların işte sefilleşme dediğim ama mevcut yapılarının da alt üst olmaya başladığı, hiçbir gelirlerinin yetemeyeceği, varlıklarını sürdüremeyeceği bir noktaya doğru freni kopmuş, 120 ile gelen bir araba gibi gitmek. Ben bunu geçenlerde de söyledim. Ama burası böyle bir uyar ve bunların yani en büyük belki de hatalarını büyüttükleri nokta, algıyla götürürüm. Neyi götürüyorsun ya? Ispanağın fiyatına algı mı olur? Yani neyi götüreceksin? 50+1 galiba yanlış oldu. Peki 49 da olsa, 34 de olursa bu mantıkla ıspanağın fiyatı düşer mi? İnsanların bilmem gelirleri mi yükselir? Yahut Türkiye ferahlar mı? Onun için paralar gitmiş, inanılmaz başka bir suç örgütlenmesi her tarafı sarmış. Dehşet şeyler ya, Peker'in söylediklerini dinleyip de sakin sakin oturmak, savcıların harekete geçmediği bir ülkeyiz biz. Onların her biri dünyanın sağlıklı bir toplumunda deprem yaratır. Bırak ıspanağın fiyatını, neler neler iddialar ortada. Mesela diyor ki 5 ton kokain İzmir'e yollandı. Kolombiya devleti açıklıyor. Yollanacaktı, yakalandı. Ha, orada yakalandı ama nereye geldiği bilinmiyor. Sübliminal mesajı yakalayan savcıları var. Bir şekilde bilinçaltını okuyor. Fakat orada adı sana her şeyi belli olan 5 ton kokain nereye gittiğini bulamıyor. Kutlu Adalı nasıl öldürüldüğünü hala yok. Şimdi böyle bir devlet olur mu ya? Savcılar harekete geçmiyor. Ne konuşacağız? Şimdi o zaman yani bu sorduğunuz soruların cevabı numara yapmamak. Türkiye'nin deli gömleğini giymemek. Bu bize empoze edilen abuk sabuk konularla iştigal etmemek. Gerçek, reel, hakiki, insanların canını yakan, olması gerekeni ifade eden, bunu popülerleştirecek çok net mesajlarla ve AB
paradigması, modelinden kopmadan. Çünkü bunları söylediğiniz vakit bunun bir derli toplu hali olması lazım. Keşke, keşke, keşke kalksa da Türkiye'deki muhalefet, hepsi dahil, şu 121 sayfalık Türkiye raporunu bir okusa, bir bütün olarak ekonomisinden, ihalesinden, sağlığından, ormanından, denizinden, balıkçılığından nerelerde nasıl bir büyük tahribatın zeminsiz ayakta durma gibi bir konumda bırakıldığımızı daha derli toplu bir çıpa eşliğinde söyleyebilseler. Çünkü şimdi herkes bir şey söylüyor. Şimdi ya bunlar nereye oturacak? Şimdi herkes, ben 30 yıl evvel 91 yılında ikinci cumhuriyet kavramını söylemiştim, ileri sürmüştüm. Bu ne demek? Demokratik bir cumhuriyet. Bu kadar da basit. Şimdi 30 yıl sonra ya bizim cumhuriyetimiz demokratik değil, demokratik cumhuriyet olsun dedim. Aman Allah! Ama yani bir de kavramsal olarak buranın zafiyetlerine bak. Ya demokrasiyle cumhuriyeti üniversitede derli toplu doktora öğrencileri dahil tanımlayan adama rastlamadım ben. Şimdi bir moda var. Cumhuriyeti demokratikleştireceğiz. Neyse 30 yıl sonra da bunu duymak iyi bir şey. Yani bir 30 yıl fark ettik. O zaman sövüp sayıyorlardı. Yani peki nasıl demokratikleştireceksiniz? Peki, evet. 12 Eylül rejiminin yerine ne koyacaksınız? Siyasal İslam'ın tahribatını nasıl gidereceksiniz? Güçlendirilmiş parlamenter sistem. Nasıl olacak? Ya bunun bir yeryüzüyle ilgili bir irtibatlı bir modeli olması lazım. Şimdi hiç kimse bunu söylemiyor. Nereye model? Hangi modelle benzeşeceğiz? Oradan bir sinerji yaratacağız. Biz çünkü aynı zamanda Avrupa Birliği ile müzakere sürecindeyiz. Onların bir anayasa yerine kullandıkları metinleri var. Ya yani şimdi bunlar, ben yarın bir gün iktidara geleyim bakarız dendiği vakit artık ben tecrübeli bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bundan çok korkuyorum. Bunu yapmadığımız için 12 Eylül faşizmiyle mücadele ederken demokratik cumhuriyete sövüp saydıkları için muhalefeti, iktidarı, siyasal İslam'ın baskıcı rejimine geldik. Nasıl demokratikleştireceksiniz? Nedir modeliniz? Kılıçdaroğlu helalleşeceğiz diyor mesela. Kimlerle helalleşecek sizce? Bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek parti dönemindeki uygulamalarının, yani demokratik olmayan süreçteki vahametle, örneğin varlık vergisiyle. Mesela. Değil mi? Yani şimdi mesela bilmiyorum izliyor musunuz, Türkiye'de düşünün varlık vergisinin, ya kendi vatandaşını çalışma kampına götürüyor, kendi vatandaşını şeye bakıyor. Ya sen Müslüman mısın, Sünni misin, Türk müsün? Şimdi esas vatandaşlık bu, daha oraya gelemedik. Şimdi bunun dışındaysan vergi bahane. Ben yani o anlamda eğer geçerli vatandaşlık, böyle bir vatandaşlık tanımıyorum. Ama böyle bir vatandaşlık tanımı var ise ona uyana da eğer liberal demokrasi, evrensel hukuk vesaire diyorsan, daha özgürsen onu da içeri al. Ne istiyorsun? Benim söylediğim, egemenin söylediğini tekrarlayacaksın. Şimdi bu çoğulculuk, özgürlük, fikir özgürlüğü onlardan geri gittik. Yani yapılan tek parti rejimini eleştirmiyorsun. Siyasal İslam baskıcılığına ağzını açamıyorsun. Yani Kemal Bey aynı zamanda hem Türkiye'yi değiştirmeye çalışıyor hem kendi partisini değiştirmeye çalışıyor. Bu çok ince bir ayar. Yani çünkü ben özgürce söylerim ki bunun da faturası var, onu da çekiyoruz. Çekeriz de. Ama siyasi organizasyonları yürüttüğünüz vakit bu kadar rahat söylenmiyor. Ama orada tabii ki büyük bir başarısı var. Büyük belediyeleri aldı. Şimdi bu aynı zamanda bir umut da, NATO Genel Sekreterinin söylediği gibi bir umut doğuruyor. Ben size desem ki Putin Rusya'da 9 büyük ilin, kentin belediyesini kaybetti. Ne düşünürsünüz? Onun için Türkiye'de umutsuz olmaya gerek yok. Ama bu umudun yarın bir gün ihtiyacı olan reçetenin bu sefer sağlıklı yazılması lazım. Yani genç kuşaklar da
tekrar bu gariplik, bu garipliklerle ömür tüketmesi. Ya burası 40 yıldır yökü kaldırmadık. Sonra yetmez ama evetçilerle uğraşıyorlar. Peki kardeşim, hiçbir şekilde bir siyasi ahlak yok mudur? Hepiniz iktidardan geçtiniz. 12 Eylül yasasının yöküyle ilgili kimse uğraşmadı. Bak YÖK bugün neler yapıyor. HSK'yla uğraşmadınız. Yani 12 Eylül, aynı zamanda bırakın 12 Eylül'ü, Türkiye'nin idari yani hukuksal mevzuatında tek parti döneminden kalma inanılmaz faşist yasalar var. İller yasası var. E niye bu kadar birbirinizi yiyorsunuz da iller yasasında mutabıksınız? Hepiniz iktidara geldiniz. 12 Eylül'ün 600'e yakın yasası var, seçim yasası var. Partiler, ya 12 Eylül cuntasının 5 generalinin biçtiği siyasi partiler yasasından kimse rahatsız olmadı 40 yıl. Şimdi kalkıyorlar bir bakıyorlar, liberal demokrasi kim söylüyor? Çünkü gerçek özgürlükçü bir demokrasi olmadığı vakit fevkalade bu iktidarıyla muhalefeti anlaşıyor. Ama size umutluyum dediğim yerde şunu söyleyeyim. Niye ben sizin sorularınıza birebir güncel girmedim? Çünkü Türkiye çok genç bir nüfus. 18 milyonu seçmenin 18'de yanlış hatırlamıyorsam 34 yaş arasında. Bunlar artık bu siyasilerden sıkıldı. Yani yemeği davetini kabul etmeyeceğin, beraber gidip bir şekilde bir çay içmekten, ya boş ver şimdi içme, hani bazı adamlar görürsün ya, ya günüm çok kötü geçecek bu adama rastladım gibi. Yani siyasetin konuştuğu Türkiye'nin çok büyük bir kesimini, gençlerini, gerçekten kendi hayatında mutlu olmak isteyenleri, çok acılı, işsiz, ağır, derin sefaletin mağduru olanları filan ilgilendirmiyor. Acaba bir devlet imkanıyla rant sağlar mıyız çaresizliği içinde bakıyorlar. Bir taraftan da bu siyaset kurumu aşıldı, toptan aşıldı. Birisi yeni bir şey söyleyecekse siyaset kurumuna anti siyaset kurumu olarak söyleyecek. Ya 40 yıldır 12 Eylül anayasasını değiştirmeyen, yökü kaldırmayan, askeri faşizmden bir sivil vesayete sürüklenen, demokrasiden ödü patlayan, muhalefet ve iktidar numarası yapan ama işin özüyle hiçbir alakası olmayan ve bütün her tarafı televizyonları bilmem neleri ele geçirmiş bir muhalefet olarak iktidar olmuş bir siyaset kurumunun Türkiye'ye getirdiği yer meydanda, ortada. Bunu Türkiye gerçek kanalları olsa aslında bunları aştığını, bunlardan sıkıldığını, başka dünyalı bir dile, dünyalı bir arayışa, bir çarenin peşinde koştuğunu çok iyi göreceksiniz. Çünkü gençlerin %61 yurt dışına gitmek ister mi ya? Ben seninle sabah selamı kesiyorum demek bu ya. Benle senin, benim bir ilişkim yok. Sen benim hiç mi arzumu, isteğimi, beklendimi yerine getiremiyorsun. Getirecek gibi de görünmüyorsun. Hadi bana eyvallah diyor. Şimdi gençlerin %65'i böyle. Yani bu ne demek? Hiçbir kurumla bağım yok. Buranın geleceğiyle bağım yok. Umudum yok. Peki bir devlet, bir sosyal yapı gençlerin beklentilerine, yarın teşkil edecek büyük çoğunluğa cevap veremiyor ise, ya buradaki mesele, siyaset bunu çözecek. Nasıl çözecek? O da çok net değil. Yani çünkü içinde ulusalcıları var, bilmem neleri var, orada küsenleri var. Aslında iki tane milliyetçilik üstünden siyaset yapan, toplam oylarda %20'yi bulmayan iki unsur hem iktidar hem muhalefet cephesinde belirleyici oluyor. Bu nasıl bir iş ya? %80'ini %20 oyu bulmayan yapı engelliyor. Ne üstünden? Milliyetçilik üstünden. E Türkiye milliyetçilik üstünden mi hayata bakıyor? Milli ve yerli değil mi? Bu siyasetin en büyük yeni buluşu. Milli ve yerli. Türk parası sefil oldu ya. Herkes dolar peşinde Türkiye'de. Ya bir para varsa herkes onu koyuyor. Doları alalım mı, yükselelim mi? Milli ve yerli. Trajikomik. Trajikomik. Ama eğlenecek, şaka yapacak, takılacak yahut ciddi alacak bir şey yok. Sahiden yakıyor sefalet, derinlik. Bakın bugün çok daha ciddi konuları var hiç üstlerinde durmadıkları. Ölen işçi cinayetlerinin raporu açıklandı.
Yani 165 işçi öldü Ekim ayında. Yani neler gündemde yok? Ve kadın cinayetleri çocuğu... var, işçi cinayetleri var. Evet, ikisi Tarım'da çalışan çocuğu. Yani şimdi 165 işçinin cinayet nedeniyle ölmeyecekken ölmesi. Mesela geçen gün çocuklar araba servis devrildi. Bir şekilde çok 4 çocuğumuzu kaybettik. O araba Avrupa Birliği üyesi olsaydık bir şekilde böyle bir rezalet olmayacaktı. Çünkü hiçbir ne şoförün ehliyeti ne arabanın içinde teknik bulunduğu konum durumu hiçbirisi kurala uymuyor. Bu nasıl bir devlet ya? Kokain geliyor bulamıyorlar. Sübliminal. Eğer eleştiriyorsan sübliminal mesaj verdin diye müebbete mahkum ediyorlar. Ama aynı yapı ya, bu ne oldu? Bu nereye geliyor deyince yok. E şimdi buradan bir şey çıkmaz. O zaman daha radikal, daha modelli belli, daha demokratik vurgusu yüksek bir anlayışın ortaya çıkması lazım. Yani şimdi ben insan dersen bütün özü yavaş yavaş orada bakıyorsunuz saatin sonuna geliyorsunuz. Yo yo rica ederim, devam edin lütfen. Bunun özetine insan demekten insan üstünden dünyaya bakmanın yasaklandığı bir dönemi yaşıyoruz. Irk, mezhep, din, milli yerli, ya insan denen en kutsal canlı üzerinden mesela devletin hassasiyetleri bilmem ne çizgileri, ya insanın hassasiyeti, hayatı, canı, geleceği, çocukları, parası, bunlar konuşulmuyor. E şimdi bu insanın yok sayıldığı bir siyaset olur mu ya? İşçi bakın hiçbir yerde bir bunu görmeyeceksiniz. Yani 165 insan yaşayabilecekken öldü. Koronavirüs bir şey, virüsten o ölenler, ya ölümü sıradanlaştırdı burası. Bir kişi bilmem siyaseten ölünce ayağa kalkıyorlar. Hiç kimse ölmesin. 200 kişi her gün ölüyor, bir şey yokmuş gibi tavana bakıyorlar. Şimdi bu sağlıklı mı ya? Yani üstelik yeryüzü muazzam bir irade gösterdi. Tarihinde olmadık bir şekilde hızlıca aşı buldu. Ama tabii bu sadece Türkiye ile kaim değil. Bir belki başka programda, evet. 21. yüzyılında kendi arızaları var. Yani 21. yüzyıl çok ileri bir çağ ama adaletsiz bir çağ. Bu çağda tutunamayanlar bir şekilde aydınlanmayla, Rönesans'la rövanş maçı oynamak istiyorlar. Bundan bir netice çıkmaz, bundan bir sonuç çıkmaz ama öfke çıkar, insanlığa acı çıkar, insanlığın yolunu geciktirir. Bir şekilde bunu belki de bir sırf günlük odak programı olduğu için bu güncel üstünden bakıyoruz ama her türlü güncele daha büyük boyutlardan da bakma imkanı var. Yani bütün bunların 21. yüzyılın çok depremli, yerine oturamayan, kendine has, zor, bir yanıyla çok ileri, bir de yanıyla çok adaletsiz, yığınlara ileride çok umutlar ve refah getirecek ama yaşanırken büyük acılara mal olan bir depremli çağ olduğunu üzerinden de bakmak lazım. Ama mesela bir yıl içinde insanlık tarihinde küresel bir dert olduğu için bu pandemi aşı bulunması önemli bir şey. Bir de bunları belki kıyaslarken Türkiye'de hiç kıyas yoktur. Yani milli ve yerliymişiz biz. Peki OECD ölçülerine göre asgari ücret nerede? 335 dolar olarak başladık. Bulgaristan'ın bir üstündeydik. Şimdi onun altına düştük. Bugün asgari ücret kazanan dolar olarak 335 dolarla başladığı yıla 280 dolara indi geliri. Bu sefilleşme, sefalet dediğim bu. En peki azalanın... yüzde kaçı asgari ücretle çalışıyor? İşte tabii çok Türkiye'de yani asgari ücret ücreti belirliyor, öyle söyleyeyim. Evet. Asgari ücret bir azınlığın aldığı aylık gelir değil. Büyük çoğunluğun kazancını belirleyen bir çıtadır. Onun için yani ama bir taraftan tabii Türkiye'yi de eleştirmek lazım. Mesleği olmayan bir toplumuz biz. Okuma yazması olmayan bir toplumuz biz.
Yani bir şekilde 100. yıla geliyoruz, cumhuriyeti demokratikleşelim diye 30 yıl önce ben söyledim ama bu cumhuriyetin kendisini de öz eleştiriye tabi tutmadığı için bugünkü korkunç duruma savrulduk gittik. Şimdi buna günah keçisi arıyorlar. Bizi bu hale getirenler hem bir taraftan eskiyi hiç eleştirmeden sahiplenip aynı şekilde yola devam etmek istiyorlar. Onun için öz eleştiri yapmıyorlar. İşte Kemal Bey bunun önünü açmaya çalışıyor. E kardeşim, buraya gelindiyse bir şekilde bunun yetmez ama evetçilerle bir alakası yok. Bu Türkiye'yi bu kadar uzun zamandır vesayet altında tutup demokratikleştirmeyen, refaha, özgürlüğe, eğitime götüremeyen bir anlayışı da eleştirmek lazım ki yeni bir geleceği inşa edelim. Evet. Yok biz harikaydık. E bunlar bir şekilde bugün Türkiye'yi bu hale getirenler de harika. Peki kimler bu korkunç durumu yarattı? Dış yetmez güçler. Zaman evet diyenler. Yani süper bir yer ya bu Türkiye. Yani böyle baktığımız vakit çok eğlenirsiniz ama bir şartı var, Türkiye'de olmamak kaydıyla. Yani Türkiye'de günlük hayatın içinde bunlarla yaşamak mecburiyetine kaldığınız vakit maalesef çok eğlendirici değil. Ama akıl sağlığını iyi tutmak için bir üçüncü göze, bir dünyalı göze bir olması gerekeni de sürekli göz önünde bulundurmak lazım diye düşünüyorum. Sayın Mehmet Altan, çok çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Ben size teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Bir güncel dedikodu yapmadık ama o dedikodular dedikodu yapmaya bile uygun olmayacak kadar ölçü dışı, ölçü altı. Onun için daha genelden güne bakmaya çalıştım. Çok kıymetliydi değerlendirmeleriniz. Çok teşekkür ederim. Çok mersi, çok sağ olun. Kolay gelsin. İyi akşamlar. Teşekkür ediyorum. Bu akşam Odak programında Türkiye'deki ekonomik ve siyasi krizi gazeteci yazar Profesör Doktor Mehmet Altan değerlendirdi. İyi akşamlar.